süper golcülere karşı. Futbol Süper'den canlı yayındayız. Görünüşe göre daha büyük bir strateji var Mac. Doğru söyledin Brenda. Orion daha önce denedikleri kara delik özelliğini kullanıyor ve orta sahada üstünlük kuruyor. Fakat süper golcüler bu tuzağa düşmüyor. Dizilişlerini bozmuyorlar. Işık hızı ataklarla saldırıyorlar. İşte savunma böyle yapılır. Hadi gol atalım çocuklar. Bir kafada benden. 60 dakika geride kaldı ve skorda eşitlik var. Eşitliği bozmak için gerçekten özel bir şey yapmalılar. Daha hızlı. Doğru Mac. Onlar bu özel şey için en doğru adıma, yani koç bileke sahip. Kısa sürede bir futbol dahisi olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Evet ama süper golcülerin de başında bir futbol dahisi olduğunu unutmayalım. Evet, birazcık şundan, birazcık bundan ve mini minnacık da şundan. Ve evet, sonunda başardım. Leziz. Bakalım maç nasıl gidiyor? Evet, hesaplamalarım doğru çıktı. Her şey planlandığı gibi ilerliyor. Ne? O şey de nereden çıktı? Limit yok. Ama bu mümkün değil. Olamaz. İnanılmaz. Orion dizilişlerini değiştirdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hemen tutun onları. Ve Orion dizilişi yine değiştirdi. Tüm bu dizilişler de nereden çıktı? Hiçbir fikrim yok. Ve görünüşe göre süper golcüler de bilmiyor. Anlamıyorum. Tüm bu dizilişler rastgele. Formülü ne? Ne olduğunu bulamıyorum. Kaplan, sen ortadakini al. Hangi ortada? Şuradaki işte. Eğer dizilişleri bu makineyle analiz edersem sanırım bir şekilde... Peki ya... Bu olabilir mi? İşe yaramıyor. Orion topu ceza sahasına getirdi. Golcüler ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Gol! Orion sanki bu dünyadan değilmiş gibi. Maç üzerine yorumun var mı dansçı Rasta? Orion, harikaydın. Hoşça kalın. Evet, teşekkür ederim. Orion'un aldığı bu zafer adına sizi tebrik ederim Koç Black. Teşekkür ederim Lina. Ve şimdi sırada herkesin aklındaki soru. Sahadaki o bütün garip yeni dizilişleri nasıl buldunuz? İstersen söyleyebilirim. Ama büyük ihtimalle bu seni biraz aşar. Bu adamın konuşması beni gerçekten sinir ediyor. Unut onu gitsin El Matador. Eminim profesör şu an bilgisayarının başında sorunun ne olduğunu bulmaya çalışıyordur. Evet dostum, eğer bu şifreyi biri çözecekse... Orion şifresi. Profesör çözer. Profesör bir dahi. Profesör tam bir çılgın. Kovuldum da ne demek profesör? Deney vaktinden önce sonlandırıldı. Hesaplamaları tamamlayamadım. Rota yeniden hesaplanıyor. Ama neden? Anlaşılan Orion'un gizli dizilişlerini çözemiyorsam bu takıma bir yararım olmaz. Bu dünya hiç adil değil. Sorun değil. İyi günler geçirdim. Bakın, özel kas gevşetici jelim. Bana ilk Süper Lig inovasyon ödülünü kazandırmıştı. Otomatik bağcıklı kramponlar. Bunu yapabilmek için günlerce uyumamıştım. Peki bu nedir? Küçük boy bir bilgisayar mı? GPS ter bandı mı? O benim zımbam. Biliyor musun o zımba
kağıtlar için. Bup bup. Oo, teknoloji ne kadar da ilerlemiş. Bu resmen saçmalık. Sen taktik konusunda bir dahisin. Sırf bir maç kötüydün diye seni kovacaklar mı? Şimdi sen olmadan şu Orion şifresini nasıl çözeceğiz? Teşekkür ederim Şeyh'si ama burada kararları sen vermiyorsun. Ah, evet. Ben yalnızca gol atıyorum. Ama bu işin peşini hemen bırakmayacağım. Ben bırakacağım. Ne? Koç! Sen nasıl profesörü öylece kovmalarına izin verirsin? Üzgünüm. Elimden geleni yaptım. Ama ona ihtiyacımız var. Bir de bana sor. Şu an bana Orion'un dizilişi konusunda yardım etse fena olmazdı. Aha. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben de öyle. Bir düzeni olmalı. Onları birbirine bağlayan bir şey. Ve bunu Orion'la rövanş oynamadan önce çözemeyiz. Peki ya çözemezsek? O zaman hiç şansımız kalmaz. Orion'a kaybettikten sonra süper golcüler hiç olmadıkları kadar sertler. Doğru dedin Mac. Hydra'nın yüzen bir stadyumu olabilir fakat golcüler karşısında planları suya düşmüş gibi. Hey! O benim şakamdı. Hydra ne yapsa da bir türlü... Su yüzüne çıkamıyor mu? Ve süper golcüler... Hydra'yı denize döküyorlar. 1-0 öndeler. Hey! Şakalarımı yapmayın, kes artık. Harikaydı çocuklar. Evet. Beşlik. Beşlik. Harikaydınız çocuklar. İşte geri dönüş böyle yapılır. Doğru dedin Rasta. Bir kez düşsek de tekrar ayağa kalktığımızda çok daha güçlü oluyoruz. Umarım artık herkes geçen maçtaki şu saçma Orion şifresini unutur ve tekrar bizim ne kadar harika olduğumuzu hatırlar. Pekala süper golcüler. Artık herkesin dilindeki soruyu cevaplayın lütfen. Tabii ki Lina. Orion şifresini profesör olmadan nasıl çözeceksiniz? Allah. Bir yolunu bulacağız. Bir şekilde. İlerleme kaydettiniz mi? Şu an bunu fazla konuşamayız. Az önce oynadığımız maça ilgili soru sormayı düşünüyor musun? Hydra maçı ile ilgili yaklaşık 30 saniye önceki. Evet, elbette. Sizce oynadığınız bu maç Orion'a karşı sizi hazırladı mı? Ve Orion'ın şifresini? Basının saçma sorularından nefret ediyorum. Yeni bir hadise Süper Lig'i kasıp kavuruyor ve onun adı Orion şifresi. Demir tankların Amirali Tekşinav'dan Yenilmezler takımının koca Vince'ine kadar ligin en büyük dahileri kafalarını tamamen bu sır dolu dizilişi çözmeye çalışıyor. Bütün gün çalışacağız. Bu Orion şifresi yalnızca efsaneden ibaret sahte bir numara. Neden benim aklıma gelmedi sanki? Bütün gece çalışacağız. Eğer Orion şifresini çözebilirim diyorsanız üstünde adınızın yazılı olduğu 1 milyon dolar vereceğim. Sizde zeka varsa bende de para var. Bütün hafta çalışacağız. Bence Orion şifresi bu eski fotoğrafta bir yerde saklanıyor. Önce çoraplardaki çizgilerin sayısını ekliyorsun ve kafa bandı takan oyuncu sayısıyla çarpıyorsun. Sonra bıyığı olan oyuncu sayısına bölüp pi sayısına eşitlersen... Pi mi? Bütün yıl çalışacağız. Bu şu ana kadar duyduğum en aptalca şey. Orion şifresini duymaktan başıma ağrıyor. En azından bu takımların bir planı var değil mi? Bizim de var. Bu sezon Orion'un kullandığı bütün dizilişleri kaydettim. Bütün Orion dizilişlerini mi? Hem de her birini. Ve hepsini öğreneceğiz. Hepsini mi? Bu biraz fazla gibi koç. Bunlar da geri kalanları. Ama koç maç yarın. O zaman çalışmaya başlasanız iyi olur. Hmm.
Daha fazla dayanamıyorum. Bu şekilde bir yere varamayacağız. Bunun sıkıcı olduğunun farkındayım Shanks ama tek şansımız bu. Ama aylardır Süper Lig'deki herkes Orange şifresini çözmeye çalışıyor. Maça saatler kalmışken biz nasıl çözeceğiz? Evet, eğer manyak bir dahi değilsen Orange şifresini maçtan önce çözmek çok zor. Ve ben o beyni nerede bulacağımızı biliyorum. Merhaba, profesör. Orada mısın? Ananaslı ve yanında çorap mı? Çok kötü. Ha? Profesör? Ha? Belki de burada değildir. Shakes'in ne haber adamım? Nasıl gidiyor? Profesör, burada ne oldu böyle? Bir şey yok, sadece uzanıp en sevdiğim programı izliyorum. Süper Lig evleri tam bir bomba. Evet, evet. Süper Lig evleri mi? Evet, havalı Joe'nun Alpler'deki mekanını görmen gerek. Süper havalı, bak işte. Yani Orion şifresini çözmekten tamamen vazgeçtiğini mi söylüyorsun? Aslında bir sürü proje yüzünden programım biraz dolu. Yani pizzaları yutmak gibi. Bu otomatik tembel adam kolduğu projelerimden sadece biri. Şuna bak, geleceğin teknolojisi. Ellerimin altında. Çok güzel. Tabii hala düzeltilmesi gereken birkaç noktası var. Hadi ama profesör, bu sen değilsin. Sen Süper Lig'in gördüğü en dahi insansın, lütfen. Orion şifresinin çözümü orada bir yerlerde. Bulabilirsin. Ve şimdi hayatını geri kalanı pizza kutularının arasında uyuyarak mı geçireceksin? Yapma. Yoksa bir bilim insanı olup, hayır, kahraman olup Orion şifresini mi çözeceksin? Golcüler yuvasından maç günü ve bütün futbol dünyasının dilinde yalnızca tek bir şey var ve o da gizli Orion şifresi. Pekala millet, işte geldik. Orion şifresiyle ilgili her şeyi kafanızdan çıkarın. Evet ve profesörü de unutun. Tabii bir aylık pizza sevmiyorsanız. Hepimiz sıkı çalıştık ve bütün dizilişleri öğrendik. Sence gerçekten kazanabilir miyiz Rasta? İster kazanalım ister kaybedelim, oraya çıkıp süper golcülerin herhangi bir şifreyi çözmekten çok daha dişli bir rakip olduğunu gösterelim. 1, 2, 3. Süper golcüler! Ve maç başladı. Şu ana kadar süper golcüler Orion'un tuhaf dizilişlerine karşı iyi bir iş çıkartıyor. Ancak maç boyunca Koç Bilek'ten gelen diziliş kombinasyonlarıyla baş edebilecekler mi? Üçüncü formasyon. Yerlerinize geçin. Gerçekten işe yarıyor. Şifreyi çözebildiğini mi sanıyorsun? Bu henüz buzdağının görünen kısmı. Evet, malikanemi gördünüz. Yeraltı dans stüdyom ve saçımla aynı şekilde inşa edilen jacuzzi'mi de tabii ki. İşte ama budur havalı Joe. İşte burası. Çünkü nereye gidersem gideyim ya da kaç araba alırsam alayım, burası hep benim evim olacak. Unutmayın bunu. Rasta, bu diziliş hangisi? Hiçbiri. Bu tamamen yeni bir tane. Olamaz. Bunu yapmayı nasıl başarıyorlar? Gol! Hayır, hayır, hayır. İşe yaramıyor, bulamıyorum. Kesinlikle bir düzenleri yok. O kadar rastgele ki. Üzgünüm Shakes. Orion şifresinin cevabı orada bir yerde olsa bile onu asla bulamayacağım. Rahatlama ve yeme vakti. Başım o kadar dönüyor ki yıldızlar görüyorum. Bir dakika.
olabilir mi? Şeyh, sen bir dahisin. Buldum. Golcüler yuvasına hemen. İlk yarı bitti ve süper golcüler 1-0 geride. Koçun öğrencileri Orion şifresini çözebilecek mi, yoksa korkudan dizleri mi çözülecek? Her şekilde Brenda, gizemli bir ikinci yarı olacak. Koç bir plan bulacaktır, değil mi? O her zaman bulur. Kabul edin çocuklar, Orion şifresini çözecek tek kişi profesör. Burada ne işin var? Evet, sen haklıydın Shakes. Orion şifresinin cevabı oralarda bir yerdeydi. Hatta diyebilirim ki uzayda. Bana soracak olursan profesör biraz uçmuş gibi. Anlamıyor musunuz? Gizli dizilişleri takım yıldızlara dayanıyor. Aynı isimleri gibi. Orion. Orion takım yıldızı. Akrepi, güney haçı. Yıldızlar mı? Oo, orası çok uzakta. Hem de çok uzakta. Peki toplam kaç tane diziliş var? Yaklaşık 50 ya da 60 tane. 60 mı? Bunların hepsini 10 dakika içinde nasıl öğreneceğiz? Hepimiz birkaçını öğreneceğiz. Böl ve fethet. Başarabiliriz, değil mi? Evet. Evet. İkinci yarı başlıyor ve yanılmıyorsam Golcüler Kulübesi'nde tanıdık bir sima var. Pek şans getirdiğini söyleyemeyiz. Golcüler hala ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilmiyor. Bu akrep. Sağ kanadı tut. Oo, olamaz. Ve şimdi süper golcüler atağa çıkıyor. Harika bir atağa çıkıyorlar. Gol! Sanırım gol olmalı. Görebiliyorum. Kör değilim. Hayır şapşal. Bulmacayı diyorum. Birçok sporlu skor bulma şekli. Gol. 27. Bu boğa. Hey. Boğa. 13. İkizler. Harika bir geri dönüş. Golcülerin her Orion dizilişine bir cevabı var gibi. Sıradaki... Yıldız haritana baktım. Büyük bir engelle karşılaşacağın yazıyor. Demiştim. 32. Bu benimkilerden biri. Ama adı neydi? Bu... Ah, neden hatırlayamıyorum? Merak etme genç adam. Bütün bu takım yıldızı saçmalığı benim de boyumu aşıyor. El Matador, işte bu. Ha? Ne? O neye bakıyor? Cevaba. Rasta, havalı Joe. Bu aslan. Yine golcülerden kusursuz bir savunma örneği. Al bakalım Shakes, parlama vakti. Gol! Süper golcüler Orion şifresini çözdü ve bunu başaran tek takım. Evet. Evet. Evet işte bu. Profesör, başardın. Sağ ol Shakes. Süper golcülerin geri dönüşünün arkasındaki ismi tahmin etmek zor değil. Karşınızda profesör. Sorun nedir profesör? Evet dostum, bu senin anın. Bunun tadını çıkarmalısın. Haklısın ama bütün bunları çok özleyeceğim. Hayır, özlemeyeceksin. Sen nereden bileceksin? Bir dakika. Yani... Az önce heyetle konuştum. Süper golcülere tekrar hoş geldin. İşte İşte bu. Hey, şifremi çözen kişi sen miydin? Evet, sanırım o kişi ben oluyorum. Böyle iyi bir rakibim olduğuna sevindim doğrusu. Ancak evren garip ve karmaşık bir yerdir. Bir gün öyle bir taktik bulacağım ki sen bile beni durduramayacaksın, inan. Bu imkansız Black. Doğru dedin Shakes. Profesörü kimse durduramaz.
Olamaz. Tamamen unutmuşum. Laboratuvarın ocağını açık unuttum. Kömürlü ekstra közlü pizzan hemen geliyor. En azından pizzanın üstünde... Çorap yok. Ne affedersiniz, geliyorum hemen. Ha 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 ha